Galatasaray'da hedef sol bekin Sasha Boye'yi Nuno Tavares. Sezon başında Arsenal'den teknik direktör Mikel Arteta'nın kararıyla ayrılarak Nottingham Forest'a kiralık olarak imza atan Tavares, istediği forma şansını bulamadığı için Nottingham'dan da ayrılmak istiyor. Oyun stili Sasha Boye'ye benzeyen Tavares'in takımdan ayrılmak istemesi üzerine sarı kırmızılılar oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. 23 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için vatandaşı Sergio Oliveira da devreye girerken, Tavares'ten yeşil ışık gelir gelmez Galatasaray Arsenal'le masaya oturacak. Önce Nottingham Forest'ta olan kiralık sözleşmesini feshetmesi gereken Tavares'e İngiliz temsilcisinin zorluk çıkarması beklenmiyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sahaya çıktığı 138 maçta 9 gol atıp 14 de asiste imza attı. Galatasaray'dan Depay bombası. Galatasaray'da Memphis Depay haberleri iyice alevlenmeye başladı. Birçok futbol otoritesi Depay'ın aradığı futbol ateşini Galatasaray'da bulabileceğini söylerken, Hollanda basınında ortaya atılan bir iddia bomba etkisi yarattı. Yaz transfer sezonunda yıldız futbolcunun Galatasaray'la görüşme yapmak için İstanbul'a gittiğini ve şehri gezdiğini ifade eden haberde, 30 yaşındaki oyuncunun Türkiye'den olumlu bir havayla ayrıldığı öğrenildi. Haberde ayrıca Depay'ın sarı kırmızılı formaya kış transfer dönemi için çok yaklaştığı da yazıldı. Galatasaray'ın sezon başında da gündemine gelen Depay için devre arasında yeniden hamle yapacak olan sarı kırmızılılar da başkan vekillerden Timur'un da bu transferde oldukça ısrarcı olduğu iddia edildi. Depay bu sezon Atletico Madrid takımıyla fazla forma şansı bulamadı. Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Sarı kırmızılıların İspanyol ekibine öncelikle kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Galatasaray'dan forvete Mateta hamlesi. Golcü arayışları doğrultusunda transfer çalışmalarında bulunan Galatasaray, özellikle İngiltere Premier Ligi'nde formaken isimler üzerinde yoğunlaştı. Sarı Kırmızılı kulübün gündemine gelen son santrafor Crystal Palace'tan. İngiliz ekibinin 11 milyon euroya renklerine bağladı ancak beklentileri karşılayamadığı için gözden çıkardığı Jean-Philippe Mateta'nın bir süredir Galatasaraylı yetkililerle temas halinde olduğu öğrenildi. 1.92 boyundaki Fransız golcünün satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda İngiliz kulübüyle yapılan toplantılarında olumlu geçtiği öğrenildi. Kadrosunda hava toplarına hakim, güçlü ve fizikli bir santrafor görmek isteyen Okan Buruk'un da Mateta'ya tam not verdiği bildirildi. Galatasaray yeni Pogba ile masada. Galatasaray'da 6 numara transferinde gündeme gelecek vadeden bir isim geldi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha Habib Diarra menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal'le ilgileniyor. 21 yaş altı olduğu için Diarra Galatasaray'a transfer olması halinde yabancı kontenjanında sıkıntı yaratmayacak. Üç sezon önce Strasbourg'la A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diarra, geçen sezon 30 maçta 3 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransız'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Torreira İngilizlerin kıskacında. Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Lazio'nun 18 milyon eurolara kadar çıkmasına rağmen transferini bitiremediği yıldız Uruguaylı için bu kez de İngiliz devi Manchester United devreye girdi. Dışarıdan alınan habere göre kırmızı şeytanlar Lucas Torreira transferi için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. 2022 yazında Arsenal'den transfer edilen Torreira'nın Galatasaray'la 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor. Peki sizce Galatasaray 45 milyon euroluk bedeli kabul ederek Torreira'yı bırakmalı mı? Zira bu transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak.
Üstelik 45 milyon euro Galatasaray'ın borcunun %25'ini tek başına kapatabilecek bir meblağ. Yine de Torreira kalsın diyenler videoyu beğensin. Barış Alper Yılmaz iti ayağların kıskacında. Serie A temsilcisi Lazio, Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray'la 8 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına varan İtalyan ekibi, Barış Alper'i ikna etmeye çalışıyor. Özellikle geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılmıştı. Aslan, genç forvet için 2021-2022 sezonunun başında 2 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz, 7 kez daha milli formayla şans buldu. 3. ligden transfer edilmesine rağmen, kısa sürede müthiş bir gelişim kaydeden 23 yaşındaki futbolcu için, Lazio'nun yanı sıra Ajax ve PSV'nin de devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray, CSKA Moskova'nın golcüsüne talip oldu. Forvet bölgesine yaptığı bakan bu transferinden memnun olmayan Galatasaray, forvet çalışmalarını sürdürüyor. Fedor Çalov'u renklerine bağlamak isteyen Aslan, CSKA Moskova'nın kapısını çaldı. Çalov'u sezon başında da gündemine alan sarı kırmızılılar bu transferde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. CSKA Moskova altyapısından yetişen ve 2017'de A takım kadrosuna dahil edilen Çalov, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Şubat 2022'de geçirdiği yarım sezonluk kiralık döneminin ardından takımına geri dönen ve geçen sezon 41 resmi maçta 24 gol 6 asist oynayan 25 yaşındaki forvetin CSKA Moskova ile Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Çalov, Rusya milli takım formasını da 4 kez giydi. Galatasaray'da anlaşma tamam. Galatasaray, Fransız yıldız stoper Sacha Boey ile yeni sözleşme şartlarında anlaştı. Özellikle Premier Lig'den pek çok talibi olan Boey'in sarı kırmızılılarla olan kontratı 2025 yılında sona erecekti. Galatasaraylı kurmaylarda hem sonraki transfer döneminde satış konusunda elini güçlendirmek için hem de maaş dengesini sağlamak adına harekete geçerek genç yıldızı ikna etmeyi başardı.